Efendim şimdi çok dikkat çeken bir başlık var sırada. Brezilya'da bir belediye meclis üyesi yasa taslağını yapay zekaya yazdırdı. Metin 36 üyeli mecliste kabul edilerek yasalaştı. Bu konuyu ve tüm detaylarını Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Sayın Kırık hoş geldiniz yanımıza. Merhaba Büşra Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler Sayın Kırık. Şimdi yeni yasanın vergi mükelleflerinin yükünü hafifletmesi değil bu. Yapay zeka ile yapılmış olması çok dikkat çekti. Kesin. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu yasa taslağının kabul edilerek yasalaşması. Şimdi gelecekte yapay zekanın daha fazla karar alma yetkisine sahip olabileceği anlamına mı gelir? Öncelikle bunu sormak isterim ve bu durum yapay zekanın siyasi süreçlere etkisini artırabileceğini mi gösteriyor bize? Açıkçası gösteriyor. Çünkü bu yasa tasarısı özellikle Brezilya'da gerçekleşti. Brezilya'daki bir meclis üyesinin gerçekleştirdiği bir yasa. O işte hatta Porto Alegre belediye meclisinde gerçekleşiyor. Efendim buralarda çok su sayacında çalınmalar söz konusu oluyormuş. Dolayısıyla belediye meclisi de hani bu su sayaçlarının bedellerinin mülk sahiplerinden alınmaması konusunda bir yasa tasarısı öneriyor, sunuyor. Ramiro Rosario isimli bir belediye meclis üyesi ve kendisi bunu meclise getiriyor. Meclis tarafından da kabul ediliyor. Kabul edildikten sonra ben aslında bunu 3 gün çalışmam, uğraşmam gerekirdi. Fakat açık söylemek gerekirse sizin kabul ettiğiniz yasa tasarısı ChatGPT aracılığıyla yazıldı ve sizlere sunuldu. Çok ufak değişiklikler yaparak diyor bunu meclis gündemine getirdim diyor ve kabul edildiğini gördük diyor. Bu aslında bizim için gelecekte gerçekleştirilecek özellikle siyasi arenada. Kanun tasarılarından tutun ya da işte partilerin ilkeleri, bununla birlikte işte partilerin politikaları, kuralları ya da seçimlerde gerçekleştirecekleri propagandalar, siyasi unsurlar, stratejilerin de hazırlanmasında çok önem arz edecek. Çünkü bunu belki onlarca insanın bir araya gelmesi gerekiyor. Bir araya gelerek daha sonra tasarı hazırlamaları gerekiyor. Bunlar gerçekten çok ciddi manada zaman ayırmanız gereken hususlar. Şimdi görüyorsunuz yapay zeka aracılığıyla birkaç saniye içerisinde hazırlanıyor. Çok ufak rötuşlar aracılığıyla bu kanun tasarısı olarak meclis gündemine gelmiş oluyor. Yani burada aslına bakarsanız parametreleri yüklemeniz size ciddi manada bir yol çizmiş oluyor. Onlarca kişinin yapacağı için birkaç saniye içerisinde bir yapay zeka sohbet robotu gerçekleştirmiş oluyor. Bu da siyasete artık yapay zekanın etki edeceğini açık bir şekilde gözler önüne seriyor diyebiliriz yani. Peki o zaman son soracağımı başta sorayım. Yapabilir miyiz canlı yayında bir yasa? Tabii aynen öyle. Yapabiliriz. Mesela hemen şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz bu Google'a, Kanada'ya 74 milyon dolar ödeme zorunluluğu gelmişti. Çevrimiçi haber yasası. Kanada'nın mesela geçirmiş olduğu bir yasa vardı. Türkiye'de de şu an ciddi manada bu konuşuluyor. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Sayın Hüseyin Yayman da dijital telif yasasının acilen gelmesi konusunda biliyorsunuz ifade etmişti. Biz de burada bir yayın yapmıştık. Ben de dedim ki madem gündemde bu var. O zaman dedim ki dijital telif haklarını koruma yasası konusunda ChatGPT acaba bize ufak bir taslak sunabilir mi dedim. Ve gerçekten hatta canlı yayında şu an isterseniz beraber gerçekleştirelim Büşra Hanım. Yapalım ve bakalım hocam, bize ne verecek. Aynen öyle o şekilde yapalım. Hemen çevirelim buraya. Hemen siz de gelirseniz hemen buraya yazalım hatta şuraya efendim. Aynen öyle. Dijital telif hakları koruma yasası taslağı hazırlayabilir misin diyelim. Hazırlar mısın diyelim efendim. Hemen şöyle diyelim. Bakın efendim şimdi yavaş yavaş sistem çalışmaya başlayacak. Evet aşağıda genel bir çerçeve olarak hazırlayabilirim diyor. Bakın madde 1 amaç kapsam, madde 2 tanımlar, dijital içerik, telif hakları sahibi tanımları verdi. Daha sonra efendim telif haklarının tanınması ve korunması konusunda bir madde. Herhangi bir parametre. Hayır hiçbir şekilde girmedim ben. Sadece bu arama motorlarındaki aramaya sanki bir konu yarayacakmışız gibi yazdım. Aynen öyle efendim. Direkt olarak bunu verdi. Ama bunu nasıl yapabilirim Büşra Hanım? Parametreleri girip Türkiye'deki hukuksal düzeni anlatıp sosyal medya kullanıcılarını verip mevcut yasaları da aktarıp bunlara uygun bir şekilde yasa tasarısı hazırla diyebilirdim. Ama bir cümleyle çünkü o belediye meclis üyesi de aynı şekilde yapmış işte. Porto Alegre'deki işte dediğim gibi sayaçların korunması konusunda ve mülk sahiplerinin bunu ödememesi konusunda bir yasa tasarısı hazırlar mısın dedi. Yani prompt dediğimiz bir komut var, istem. Bu istemi doğru yazarsanız size doğru sonuçlar verebilir. %99 ama her zaman %1 noktasında bir risk söz konusudur. Onu da özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Hocam bu teknoloji başka nerelerde kullanılabilir? Şöyle siyasi arenada kullanılır. Bununla birlikte efendim özellikle
Günümüzde üzülerek söylemek gerekir ki ödevlerin hazırlanmasında, projelerin hazırlanmasında, tezlerin hazırlanmasında kullanılıyor. Hatta bu konunun da... Hoş olmaz herhalde. Aynen öyle. Çünkü gerçekten burada bir emek vermeniz gerekiyor, bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu kolay yoldan ödev ve proje hazırlama konusu özellikle gelişim çağındaki çocukların ve gençlerin özellikle zihinsel gelişimini olumsuz bir şekilde etkileyebilir ve kolaycılığa kaçırabilir. Ben bazen velilerle de konuşuyorum. Velilerimiz diyor ki ya eskiden diyor araştırırdı diyor. 4-5 saat sürerdi diyor. Hani en azından bir şekilde o zaman da arama motorlarını kullanırdık. Ama Büşra Hanım artık yapay zeka aracılığıyla, bu sohbet botları aracılığıyla bir komut veriyorsunuz. Direkt olarak o komutu size her şekilde, istediğiniz şekilde sunuyor. Tabii bu durum ne sağlıyor? Velilerin bu noktada kontrolünü güçleştiriyor. Ben ödevimi yaptım diyor. Ondan sonra artık oyun zamanım gelmiştir diyor mesela annesine babasına. Ama bir bakıyorsunuz aslında yapay zeka sohbet robotlarını kullanarak bunları gerçekleştirir. Peki öğretmenler açısından nasıl? Örneğin intihal yaptığında öğrenciler yazdıkları makaleleri, hocaların programları var. Kontrol edebildikleri intihal var mı yok mu diye orada karşılarına çıkıyor. Şimdi bu yapay zeka yaptığında nasıl olacak? Şimdi yapay zekada şu an İngilizce dil desteği söz konusu. Farklı dillerde bunu açıkçası veremiyor. Çünkü intihal... Yani ben İngilizce bir makale yazmam gerekiyor. Onda sıkıntı olmaz. Yapay zekayı yaptırdım ama benim tez danışmanım bunu anlayamayacak mı? Anlayabilir. İngilizce olarak anlayabilir. Fakat şu an Türkçe dil desteği özellikle sistemlerde tam olarak oturmadığından dolayı bu onun yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını tespit edemiyor. Şöyle bir çözüm bulmuşlar. İşte yazılan içerikleri soruyorlar. Sen mi yazdın bunu, yazmadın mı? İşte ChatGPT gibi, BART gibi sohbet robotlarına. Ama hepsini diyor ki ben yazdım diyor yani. Vicdanına kalmış. Evet. Yani o onun biraz vicdanına kalmış. O da doğru sonuçlar vermiyor. Yani tamamen bu dijital dönüşüm yapay zekayla birlikte had safhaya ulaşmaya başladı. Sesler, görüntüler deepfake aracılığıyla dediğim gibi değiştirilebiliyor biliyorsunuz. Ben gelecekte de siyasi arenada yapay zekanın çok ciddi bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Hatta partilerin artık seçim kampanyalarına, seçim stratejilerine, hatta seçim vaatleri içerisinde de yapay zekadan destek alınacağını düşünüyorum. Özellikle iletişim stratejileri açısından baktığımızda, değerlendirdiğimizde yapay zeka gerçekten ciddi manada bir zaman kazandırımız sağlamaya başladı. Ama işin kolaycılığa kaçtığını da söyleyebiliriz. Bir noktadan sonra artık herkesin aynı içerikler üretmesini sağlayabilir. Bu durum özgünlüğün ortadan kaybolması, medya açısından ya da işte hayat açısından baktığımızda özgün olmak, farklı olmak aslında son derece önemlidir. Farklı düşüncelerin, farklı görüşlerin ortaya çıkması. Bir de şu var, her zaman buradaki sisteme güvenemeyiz. Ya bizi yanlış sonuçlarla karşı karşıya bırakacaksa, yanlış parametreleri sunarak bizim yanlışa yönlenmemizi sağlayacaksa, ödev içeriklerinde aynı durum söz konusu olabilir, test içeriklerinde aynı söz konusu olabilir, projelerde aynı durum söz konusu olabilir. Her zaman doğru sonuçlar vermediğinin de altını çizmemiz gerekir. Tamamen buna bırakamayız ama kullanabiliriz. Yardımcı olarak, destek olarak yapay zekayı kullanabiliriz ama bir yasa tasarısı da çıkartılacaksa eğer tabii ki fikir alabilir ama bununla birlikte yine bizim üzerimizde oynama yapması gerekir. İnsanı bu süreçten uzak tutarsanız Büşra Hanım ciddi manada sorunlarla, sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir ve belki krizlerle de karşı karşıya kalabiliriz. Ama şu bir gerçek, gelecekte siyasi partilerin yapay zekadan çok daha fazla destek alacağı ve ileride stratejilerini buna göre yürüteceği, hatta bu alanda çalışan uzmanları da mecburen partilerinde istihdam etmeleri gerçeği bu yasa tasarılarıyla, bu sunmuş olduğu ChatGPT, BART gibi sohbet robotlarının sunmuş olduğu önerilerle ortaya çıkmış durumda efendim. Yani o zaman hep konuştuğumuz bir takım meslekleri, bazı meslekleri ellerinden alacak insanların, öyle mi robot? Yani evet, aynen öyle. Şu an işte yapay zeka sunucular, şimdi Büşra'm sizin karşınızda da bunu çok söylemek istemiyorum ama yani yani yapay zeka sunucu gelecek, yani mesela sizi alacağız, ondan sonra geleceğiz burada belli komutlar aracılığıyla haber sunumunu gerçekleştirecek. İşte istediğiniz saatte girecek, istediğiniz saatte çıkacak. Benim bu yoğun gündemine sürekli değişen akışlara uyum sağlayabilir miyim? Uyum sağlayacağını tahmin etmiyorum. Sizin gibi duyguları olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden yani yapay zeka biraz ben en azından sizlerin işini alması için vakti ihtiyacı var. Sizi emekli eder diye düşünüyorum efendim. Peki siz bir akademisyen olarak nasıl faydalanıyorsunuz? Bu teknolojileri de iyi biliyorsunuz, aşırı neşirsiniz. Evet nasıl efendim. Olumlu anlamda tabii ki elbette intihalden söz etmiyoruz. Yani o ödevleri kolaya getirmeden bahsetmiyoruz ama olumlu anlamda faydalanmam. Efendim kullanıyorum. Yani ben şimdi desem ki kullanamam. Bu kadar şeyi nereden bileceksin diye siz sorarsınız. Gayet doğaldır. Bilgileri analiz etmek konusunda. Mesela ben şurada kullanıyorum. 10 tane makaleyi bir araya getiriyorum. Benim bazen her makaleyi okuyabilme şansım söz konusu olmuyor. Parametre olarak onları giriyorum. Bu makaleler özelinde mesela şu sorulara nasıl cevap verirsin diye
cevaplar almaya çalışıyorum. Doğru prompt aracılığıyla, doğru komut istem aracılığıyla alıyorum. 10 tane makaleyi okumak için belki benim 2-3 gün... Literatür taramasını daha kolay. Literatür taraması konusunda ciddi manada fayda sağlıyor. Araştırmalar konusunda belki çok destek alamayız işte nitel ya da nicel araştırmalarda. Ama şu bir gerçek ki literatür taraması, verilerin işte dediğim gibi toplanması konusunda fayda sağladığını ben düşünüyorum. O yüzden de hani geçmişte internete diyorlardı ya kullanılmasın, akademik çalışmalarda var olmasın diyorlardı. Şimdi de aynısını yapay zeka tarafından kullanıldığını görüyorum. Bu teknolojinin önüne geçebilmek, ket vurabilmek söz konusu değil. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanacağız ama verimli, faydalı kullanacağız. Tembellik için değil efendim, işimize fayda sağlasın ve zamandan tasarruf sağlasın diye kullanacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Büşra Hanım. İyi yayınlar.